We're going to build a wall. Will you shut up, man? Listen, who is... On that fateful day, President Trump's words were reckless. İyi akşamlar, ben Murat Tursan. Ben Ali Deniz Çakır. Seçim 24'e hoş geldiniz. Bu akşamki haberimiz tabii ki 2024 başkanlık münazaraları. Evet, başlayacağız ama sonunda bu tarih an gerçekleşti. Evet, seyircilerimiz kusura bakmasın. Burada gerçekten biraz çok işimiz oldu, biraz meşgul olduk. Dolayısıyla programımızı düzenli yapamadık ama bundan sonra seçimlere de yaklaşıyoruz. En kritik anda geri geldik. Aynen, en kritik anda. O zaman başlayalım. Evet, bu akşamki haberimiz: Biden ve Trump dün gece Atlanta'daki CNN stüdyosunda seçmenleri ikna etmek için canlı yayında karşı karşıya geldi. Tartışmanın moderatörlüğünü CNN'den Jake Tapper ve Dana Bash üstlendi. Evet, bu Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk karşılaşması değil. Trump ve Biden 2020'deki başkanlık seçimi öncesinde de iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmişti. İlk canlı yayın tartışmasında hatırda kalan ise Trump'ın sıkça Biden'ın sözünü kesmesi ve iki tarafın birbirlerine hakaret dolu sözler etmesi olmuştu. Bu canlı yayın tartışmasında ise Trump'ın öncekilere göre daha sakin olduğu gözlemleniyor. Trump, başkanlık münazaralarına yabancı değil. Hatta daha önce Hillary Clinton ve Biden ile yaptığı tartışmalarda sıkça bağırması, söz kesmesi ve genel olarak kabaca davranmasıyla bilinmişti ve geçmiş anketlere göre münazaralar hep Trump'a eksi puan yazmıştı. Peki dün akşam ne oldu? Yorumlarımızı en sona bırakacağız ama baştan diyebiliriz ki dün gece Biden için bir felaketti. Ama sorun Biden'ın verdiği cevaplar değil, Biden'ın bireysel performansıydı. Evet, bakalım gece nasıl geçti? Evet, ilk soruda Biden'a enflasyon soruldu. Amerika'da şu anda gıda fiyatları %20, konut fiyatlarında da %30 artış gözüküyor. Biden burada topu Trump'a attı, Trump da topu COVID'e attı. İzleyelim. We got to take a look at what I was left when I became president. What Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. The pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach in your arm. We had the greatest economy in the history of our country. We have never done so well. Everybody was amazed by it. Other countries were copying us. We got hit with COVID. We were amazing. Everybody was copying us. Evet, Biden'dan da klişe olarak o geçen 2020'de de kullandığı o bleach argümanı. Hani Trump'ın sarkastik bir dille ifade ettiği argüman. Sarkastik hani böyle, miydi ama? Bilmiyorum. Kendisi sarkastik olduğunu söylemişti de. Yani neyse, Trump çok şey söylüyor. Yani bu tartışmadan en azından daha böyle geniş kapsamlı bir tartışma beklerken highlight'ının bu olması da tabii ki enteresan bir konu. Sonuçta en önemli şikayet edilen konulardan biri şu anda Amerika'daki enflasyon. Biden'ın da bence kendi lehine sağlam argümanları var. Trump'ın da Biden'ın aleyhine sağlam argümanları var. Ama bence çok yüzeysel geçti bu konu. Tabii o kadar fazla şey konuşulacak, o kadar fazla şey var ki enflasyonun konuşulmaması da çok aslında ya buna uyandırıcı değil. Dokunmak istiyorum ya. Amerika'da şu anda anketlere göre en önemli konu enflasyon ve ekonomi. Yani bunun bu kadar yüzeysel geçmiş olması ve Biden'ın buna doğru düzgün bir cevap verememesi, bence doğru düzgün bir cevap veremedi. Çok yüzeysel geçti. Ekonomiyi düzelteceğim. Peki nasıl düzelteceğim? Anladın mı? Yani burada insanlar senden bir plan, program, atak bekliyor. Yani Biden ilk başa geldiğinde çok iyi şeyler de yaptı. Build Back Better programı geçirdi. Birçok altyapı projesi geçirdi ve bunların yani kongreden geçirdi diyorum. Bunların gerçekten ekonomiye pozitif bir etkisi oldu ama Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da asgari ücreti istediğin zaman her 6 ayda bir zam yapamadığın için Amerika'daki ücretler hiçbir zaman yükselmiyor. Yani enflasyon yükseldiği zaman ücretler onları takip etmiyor ve bu Biden'ın çok büyük bir sorunu ve bu konuda hiçbir planı yok. Ama yine de gecenin kalanıyla karşılaştırdığımız zaman enflasyon Biden'ın daha az sınıfta kaldığı noktalardan biriydi. Evet. İkinci videomuza geçelim. İkinci videomuzda Biden'ın neden bu kadar kötü bir gece geçirdiğini söylediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Biden bütün gece düşük bir performans sergiledi. Evet, ama aynı zamanda ne diyeceğini de şaşırdı ve Trump'a çok büyük kozlar verdi. That $2 trillion tax cut benefited the very wealthy. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean billionaires in America. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 billion, I should say, in a 10-year period, eligible for what I've been able to do with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare,
Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death and he's destroying Medicare. Yani ilk izlerkenki reaksiyonun neydi bu kısmı? Daha önce de böyle cümleyi toparlayamama hususları oldu Biden'ın ama hepsinde böyle bir cover up hikayesi vardı. Şimdi Trump'a karşı olunca ve en sonda da Medicare'ı yendik diye bir gaf yapınca... Ya Medicare'ı yendik ne demek? Bence ne söyleyeceğini kendisi de unuttu. Başka şeyler de var ama bu bence en trajik anlarından biriydi dün akşamki münazaranın. 2020'deki münazara da müthişti demiyorum ama dünkü münazara gerçekten özellikle Biden açısından 2020'deki bence tartışmayı mumla arattı diyebilirim. Amerikalıların deyimiyle yani odadaki file bakalım. Evet. Biraz. Yani 2020'de Biden'ın performansı bugünküne yani dünküne nazaran çok çok daha iyiydi. Ve Biden'ın en büyük eleştirilerden bir tanesinin neresi? En kritik noktası. Biden çok yaşlı. 81 yaşında oldu. 82 olacak Kasım'da. 82 olacak Kasım'da. Yani şey seçimlere girmeden 82 olacak veya girdikten hemen sonra. Kasım'da Kasım ya seçimden bir 15-20 gün sonra 82 olacak. Ya 82 yaşında tamam. Kimi vardır ki 82 yaşında zımba gibidir ama Biden 82 yaşında zımba gibi değil. Yani, Bernie daha belki şeydir. Yani Bernie enerjetik. Hatta Trump da Biden'dan çok daha genç değil. Aralarında 4 yaş var. 78 yaşında. Ama Trump yani 78 yaşında en azından dinç gözüküyor. Ve Amerikan seçimleri optik seçimlerdir. Yani Amerikan seçimleri bir popularity contest eninde sonunda. Yani ki orada iyi bir performans, iyi bir tiyatro oynayamazsan abi o zaman millet diyecek ki biz bu adama nükleer kodları vereceğiz. Bu adama dünyayı yok etme şansı vereceğiz. Ben bunu verebilir miyim gönül rahatlığıyla? Evet, başka zayıf karnı ne vardı Cumhuriyetçilerin? Kürtaj konusu. Evet. Hatta 2022 ara seçimlerinde de en büyük darbeyi Roe v. Wade'in kaldırılmasından dolayı aldığını söyleniyordu Cumhuriyetçilerin. Dün de kürtaj konusu bizzat açıldı. Neler oldu? Evet, geçen yılın seçimlerini belirleyen kürtaj meselesine gelelim. Trump 4 yıl içerisinde 3 tane anayasa mahkeme yargıcı atadı ve muhafazakar çoğunluğa ulaşan mahkeme 2022 yılında kürtajı federal hak olarak tanıyan Roe v. Wade yasasını geri çevirdi. Ve artık eyaletler kürtajı istedikleri şekilde yasaklayabilir oldu. 2022 yerel seçimlerinde cumhuriyetçilerin büyük oranda kazanması beklenirken de bu böyle olmadı. Kürtaj en çok tartışılan konulardan biri oldu ve Cumhuriyetçiler Senato'da koltuk kaybederken Temsilciler Meclisi'nde bir koltuk çoğunluğu kazandı. As president, would you block abortion medication? First of all, the Supreme Court just approved the abortion pill and I agree with their decision to have done that and I will not block it. You had Roe v. Wade and everybody wanted to get it back to the states, everybody, without exception, Democrats, Republicans, liberals, conservatives. And what I did is I put three great Supreme Court justices on the court and they happened to vote in favor of killing Roe v. Wade. Now the states are working it out. If you look at Ohio, it was a decision that was, it was a, an end result that was a little... Seven states have no legal restrictions on how far into a pregnancy a woman can obtain an abortion. Do you support any legal limits on how late a woman should be able to terminate a pregnancy? I support Roe v. Wade. And if I'm elected, I'm going to restore Roe v. Wade. He can take the life of the baby in the ninth month and even after birth, because some states, Democrat run, take it after birth. Again, the governor, former governor of Virginia, put the baby down, then we decide what to do with it. So he's willing to, as we say, rip the baby out of the womb in the ninth month and kill the baby. Abi, inanılmaz ya, gerçekten inanılmaz. Burada Trump'ın yani gözlerini kırpmadan söylediği yalanları mı anlatsam, bu kadar aslında Biden'ın playground'da olduğu, gerçekten mücadele edebileceği alanda ne kadar sınıfta kaldığını mı anlatsam bilemiyorum. Ya bu konuda Trump ne diyor? Demokratlar diyor 9. aydan sonra bile bebeğin kürtaj, doğumdan sonra bile kürtaj hakkı olduğunu savunuyor. Doğumdan sonra kürtaj ne demek abi? Doğumdan sonra kürtaj diye bir şey yok ya. Kürtaj zaten doğumdan önce oluyor. Kim nerede savunmuş bunu ben? Mesela bunu sor. Ben şu an soruyorum. Yok. Kim nerede söylemiş bunu? Kim hangi yerde uygulamış ya da en azından sor. Abi, yani, doğumdan sonra kürtaj ne demek diye sor mesela. Bu RNC'nin talking pointlarından bir tanesi bile değil. Yani resmi propagandası bile değil. Trump bunu kafasından uydurmuş. 9. aydan sonra kürtaj olmaz. Ama gelelim. Bu aslında Biden'ın Trump'ı tam 12'den vurabileceği bir yerde ve sınıfta kaldı. Ne diyecek? Bak kürtaj anketlerine bakarsak, kürtajla ilgili anketlere...
Amerikalıların %70'i Roe v. Wade'i savunuyor. Yani Trump'ın dediği gibi demokratlar da cumhuriyetçiler de efendim bu yasanın işte hakkın eyaletlere geri dönmesi. Yok öyle bir şey. Hiçbir zaman olmadı. %70 Roe v. Wade'e destek var. Yani burada Biden'ın bunu kafasına geçire geçire söylemesi gerekiyordu ve hatta Biden'ın şunu da söylemesi gerekiyordu. Senin atadığın yargıçlar bu yasayı kaldırdıktan sonra ülkede tamamen bir felaket oldu. Bu hak değil. Aynı zamanda bu bir sağlık sorunu ve bu sağlık sorunu tamamen senin suçun. Yani millet ölüyor kürtaj yapamadığı için. Bir tane örnek veriyor işte ama onu da çok kötü anlatıyor işte. İnsanlar işte kız kardeşlerine tecavüz ediyor bu ülkede tarzında bir şey söylüyor. Öyle bir şey söylenir mi? Hatırlarsın ama yani bunu çok daha argümantatif bir dille, çok daha somut delillerle anlatabilecekken öyle bir şekilde anlatıyor ki Biden. Zaten bu bakışlar bu arada. Sen de zoom in yapmışsın o bakışlara. Yani yakınlaştırılmış çekimde de görebiliyoruz o bakışları. Bütün gecenin özetiydi zaten. Evet yani orada değil gibi Biden. Sanki başka bir yerde gibi. Evet. Devam edelim. 2020 münazaralarında Trump daha hareketliydi, daha kabaydı ve bu Trump'a eksi yazmıştı. Biden Trump'a bir sürü hazır cevap da verebilmişti aynı zamanda. Verdiği cevaplar da iyiydi diyebiliriz. Hatta kes sesini bile demişti ve yıllarca da gündem olmuştu. Zaten genelde münazaralarda bu tarz demeçler seneler boyunca gündem olur. Ama bu münazarada işler biraz ters gitti Biden için. Continue to move until we get the total ban. On the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Bu bence bitiş noktası oldu münazaranın. Kesinlikle. Yani şimdiden ben bu fikrimi net bir şekilde söyleyebilirim. Trump bu münazarayı kazandı ve bu da hani böyle altın özet denir ya, o özetin en böyle nokta atışı yeriydi yani. Son golü attı burada Trump. Ne dediğini hani dedim ya, geçen sene 2020 yılındaki münazarada Biden bir sus demiş Trump'a. Aynen. O nasıl gündem olduysa aynı şekilde Trump'ın bu cevabı da. Yani kesinlikle ne dediğini bilmiyorum. O da bence ne dediğinin farkında değil. Evet kesinlikle. Debate'den alabileceğin 30 saniye budur ve debate'in özeti budur. Ve Independent haberine göre, haber kanalının Perşembe gecesi yaptığı ankete göre, CNN'den bahsediyorlar, İzleyicilerin %67'si Trump'ın, %33'ü de Biden'ın rakibine göre daha iyi performans gösterdiğine inanıyor. Acaba o %33 ne düşünüyor? Akıllarından ne geçiyor? Vallahi CNN'in anketlerinde 2020 yılında Biden iki münazarayı da kazandı çıkmıştı anketlerde. Evet, doğru. İkinci münazarada biraz daha fark azdı. İlk münazarada daha böyle üstündü Trump'a göre. Çünkü Trump'ın hani o white supremacy, beyaz üstünlükçülük üzerinden Proud Boys'da yaptığı bu saçma sapan bir çağrı vardı. Bence Trump'ın en kötü münazarası şu ana kadar. Bu arenaya girdiğinden beri yaptığı en kötü münazara oydu. Ama evet. Biden zaten anketlerde de öndeydi. Performans olarak da Trump'ın daha üstündeydi. İkinci münazarada biraz daha denklerdi ama Biden yine daha üstün çıkıyordu. Burada ezici bir üstünlükle Trump. Ya Biden'ın İlk münazaralarında attığı farktan daha yüksek bir farkla Trump önde gözüküyor. Bu da tabii çok şey söylüyor. Onlara zaten birazdan geleceğiz ama bir klibimiz daha var. O klipten önce de sözü sana bırakayım. Evet, CNN ne kadar çekingen davransa Trump'ın davaları yine gündeme geldi. Bilmeyen izleyicilerimiz için tazeleyelim. Trump tecavüzden iki sivil dava kaybetti. Yazar E. Jean Carroll'a milyonlarca dolar borcu var. Trump, New York eyaletinde yolsuzluktan ceza yedi ve para cezası yanı sıra New York eyaletinde artık iş yapamayacak. En sonunda Trump, evliyken ilişki yaşadığı porno yıldızı Stormy Daniels'a seçim kampanyası fonlarını kullanarak susması için rüşvet verdiği için yine yolsuzluktan suçlu bulundu. Bakalım Biden bu konuda ne dedi? The crimes that you are still charged with, and think of all the civil penalties you have. How many billions of dollars do you owe in civil penalties for molesting a woman in public, for doing a whole range of things, of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant. I mean, what are you talking about? You have the morals of an alley cat. Evet, öncelikle burada CNN'in daha çok Trump'ın davaları ile ilgili soru sormaması bence CNN için bir eksi puandı. Tamam, onların perspektifini anlıyorum. Biraz daha nötr bakmaya çalışıyorlar, biraz daha objektif olmaya çalışıyorlar ama yani burada üzerinde yüzlerce suçlama olan bir Amerikan başkanından, eski Amerikan başkanından bahsediyoruz. Tam da onu sana soracaktım. Şimdi kliplerimiz de bitti. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, şimdi Biden'ı
Birazdan Biden noktasına geçeriz ama Trump da inanılmaz dürüst, müthiş bir performans sergiledi diyemeyiz herhalde. Yok ama Trump geçen münazaralara göre biraz daha relax olduğu için veya biraz daha böyle düşük tonda olduğu için, bunu nasıl telaffuz ederiz? Düşük enerji daha sakin, demek istiyorum. Daha sakin diyebiliriz. Biraz daha düşük daha enerji. Daha kutuplaştırıcı mı diyelim? Bilmiyorum. Kutuplaştırıcıydı ama yani o en kutuplaştırma noktasından ya, belki. Şunu demeye getiriyorum aslında. Trump normal bir insan gibiydi bu akşam aslında. Normal bir insan gibi olduğu için tamam, bir nevi Trump'lığı hala oradaydı ama o yüzden bence daha iyi bir performans sergiledi. Çünkü 2016'da Hillary Clinton'la yaptığı münazarayı düşünelim. Hillary Clinton havalam sözünü kesiyordu, havalam laf geçiriyordu ve o Trump'a daima eksi yazdı. 2020'de de Biden'a karşı yine aynısını yapmaya çalıştı ve 2020'de yine ona eksi yazdı. Ama burada onu yapmadı. Burada gayet normal, düzgün, üsluplu bir şekilde sorulara cevap verdi ve bu Trump'a kesinlikle ilk artı yazan münazara oldu. Tabii yalanları da devam etti. Mesela porno yıldızıyla yatmadığını söyledi. İşte bu doğum sonrası kürtaja izin verilme noktası. Ve hiçbir şekilde fact checking de yapmadı CNN. Evet, oradaki o muhabirler. CNN'e yine bir eksi puan. Yani dediğim gibi belki dediğin şekilde ortada kalmak istemişlerdir. Hı-hı. Zaten burada münazara sonrası CNN'in, MSNBC'nin tavrı da var. Ona birazdan geçeceğim. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Biden'ın bence yapması gereken iki temel şey vardı bu münazarada. Bunlardan bir tanesi kendisine oy verecek seçmene en azından bilişsel olarak hala kafasının yerinde olduğunu, bir 4 sene daha idare edebilecek olduğunu ve Trump'ın yanında daha iyi bir başkan figürü, daha sağlam bir başkan figürü olduğunu göstermekti. En azından kendi seçmenine, ki kendi seçmeni 2020'de yaptığı gibi bakın ben bu adama bayılmasam bile bu adama oy veriyorum çünkü Trump'tan daha iyi bir seçenek diyebiliyordu. Ve bunu derken de az sırıtıyorlardı. Çünkü bu az önce söylediğim şekilde argümanları ortaya koyabiliyordu Biden. Gerek duruşuyla olsun, gerek cevaplarıyla olsun. Bence burada inanılmaz sınıfta kaldı. İkincisi de bu Roe v. Wade konusunda, kürtaj konusunda çok ciddi bence demokratların sağlam durabildiği bir noktada önemli argümanlarla Trump'ın üstüne gitmesi gerekiyordu ki evet. Trump'ın çok fazla açığı vardı bu konuda ve hepsini de dile getirdi ya, ama gidemedi. Ya, Trump Roe v. Wade'in tek sorumlusu bu dünyada. Gerçekten Roe v. Wade'in kaldırılmasının tek sorumlusu. Abicim oraya geleceksen insan hikayesiyle gel. Bak Texas'ta şu kadın var, şu şu sebeplerden dolayı kürtaj yaptıramadı ve sağlığı şu şekilde kötü etkilendi. Hatta neredeyse ölüyordu. Çünkü böyle negatif yani, propaganda yap ya. Evet, böyle korku hikayeleri var yani, bu uydurmuyoruz. Yani gerçekten neredeyse ölen veya hayatı tehlikeye giren kadınlar var. Çünkü medikal komplikasyonlardan dolayı kürtaj yapamadıkları zaman, kürtaj yaptıramadıkları zaman böyle durumlarla karşı karşıya geliyorlar. Ya bu bir haktır ve bu hak 51 yıl boyunca devam etti. Buradan vurabilirdi ama Biden yine sınıfta kaldı. Ya bir de sağlığının açıkça sıkıntıda olduğunu bence gösterdi. Evet. Hani ülkemizde de bu tartışmalar çok yapılıyor. Hani siyasiler, sağlık boyutları yerinde tam değilse örnekler veriliyor. Bence bu işi artık yapmamaları diyorlar ama şimdi o siyasiler çıkıp da açıkça şunu söyleyebilir. Bak koskoca Amerika'nın mevcut başkanının haline bak. Evet. Adam cümle kuramıyor ve kendi başına sahneden inemiyor. Sen Türk düşmanlığı mı yapıyorsun da bana bulaşıyorsun bile diyebilir. Tabii. O argümanı bak, veriyor. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Joe Biden bunu eskiden de yapardı. Ve ona eskiden bunun mazereti şeydi. Joe Biden gençken kekemeymiş çocukken. Evet. Ondan sonra bir şekilde kekemeliğini atlamış vesaire. Şimdi demokrat propaganda makinesi muhtemelen Joe Biden'ın kekemeliği geri geldi falan diyebilir. Ama bu bir kekemelik Beyaz değil. Beyaz Saray'ın açıklaması... Ya birkaç kişi yetkili şey demiş, grip olduğunu söylemiş. Ya o zaman grip olduysan o zaman iptal edeceksin. Grip olarak çıkamazsın ki oraya. Ki ben grip olduğuna falan da inanmıyorum. Çünkü grip performansı buysa yandık yani. Yani hiç, çok kötü. Bunu bile atmamalı yani bir başkan. Aynen. Öyle hayır yani son zamanlarda Biden'ın videolarını görüyoruz. Tamam bazı işte değiştirilmiş videolar var. Bir algı operasyonu yaratma amacıyla da yapılan videolar var. Ama Biden'ın çok yaşlandığı çok belli. Yani gözümüzle görüyoruz, kulağımızla duyuyoruz. Peki Murat, bu münazaradan çıkartılacak sonuçlar nedir? Hem genel Amerika siyaseti, anket durumu hem de Demokrat Parti önünde. Ya sana şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir Amerikan seçimleri nasıl gider? Amerikan seçimlerinde bağımsız adayları oynarsın. Daha önce söylediğim gibi. Yani demokratlar genellikle demokratlara oy verir, cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçiye gider. Burada demokratlar için iki tane dezavantaj var. Bir,
demokratları sandığa götürmen lazım. Çünkü demokratlar sandığa gelmeyebilir. Cumhuriyetçiler her seferinde fix şekilde kemikleşmiş bir oy olarak sandığa gidecekler. O yüzden hem bir demokratları sandığa götürmen lazım ki bu gece demokratları sandığa götürmek için yani hiç iyi bir gece değildi. 2016 yılında Hillary Clinton için sandığa gitmeyen demokratları 2024 yılında sandığa götürecek bir motivasyon ortada mı sence şu an? Yani şu anda görmüyorum öyle bir şey. Hatta bir de 2'den bahsedeyim. 2, bağımsız seçmenlerin en azından %10'unu ikna etmen lazım. Çünkü demokratlar kazanacaksa en azından artı 5 milyon oyla kazanması lazım. Çünkü cumhuriyetçilerin Electoral College'da artı 5 milyonluk bir avantajı vardır. Yani Hillary Clinton 2016 yılında 3 milyon daha fazla oy almasına rağmen Electoral College üzerinden kaybetti. Biden fark ediyor. Yani. Evet. 5 Electoral College oyu aldı. Evet, Biden 2020'de 8 milyon oyla kazandı ama bunun asgarisi 5. Evet. Eğer sen 5 milyon kişi, cumhuriyetçilerden daha fazla 5 milyon kişi sandığa götüremezsen bu iş olmaz demokratlar için. Hatta şunu da söyleyelim. Bu münazaradan önce de Biden'la Trump kafa kafaya gidiyor dediğimiz şey de popular vote'tu. Evet. Yani Electoral College'da Trump'ın üstünlüğü vardı. Hı-hı. Ama dengede diyorduk yani. Evet, değişebilir diyorduk. Arada 1 puan vardı ve aslında Biden 1 puan aşağıdaydı. Bu popular vote yani çoğunluk oyu. Yani her halükarda eğer bugün anketler değişmezse bile Biden yine kaybediyor. Ki bence bugünden sonra Biden asgari 3 puan daha kaybedecek ki bu 3 puanı nasıl kapatırsın bilmiyorum. Ben hem Biden'ın oy kaybedeceğini hem de RFK Jr.'ın biraz oyunun artacağını düşünüyorum. Evet. Ya Trump'ın direkt olarak buradan bir oy kazanımı olur mu çok kestiremiyorum. Belki bağımsız seçmenden biraz olabilir ama ya herhangi bir demokratın protesto olarak Trump'a falan oy vereceğini düşünmüyorum. Hiçbir yok koşulda. Öyle bir şey olmaz. Ama Biden'ın oy kaybedeceği bir gerçek olacak. Ve bu da bence RFK'ye gidecek ve ya da işte Cornel West'e belki biraz gider ama RFK'yi biraz daha bence orada bu demokrat seçmen şey olarak görüyordur. Yani sonuçta yine %5'lik ve %5 %10 arası bir potansiyeli var bana kalırsa RFK Junior'ın. Onlar şey olarak görüyordur. Yani ben inadına gideceğim. Siz bana bunu yaptığınız için RFK Junior'a oy vereceğim ki ben haksız diyemem. Olabilir. Senin Trump karşısında bu biraz hani Türkiye'ye de benzeyen şeyler var burada Türkiye'nin 2023 seçimlerinde ama yani şimdi burada mental açıdan daha doğrusu yaşlılık açısından Kemal Kılıçdaroğlu ile Biden'ı asla karşılaştıramam ama onu da başka sebepler gerekçesiyle deniyordu ya hani kazanamayacak aday işte onun dışında birisi aday olsa kazanacak falan diye. Burada durum bence çok daha kötü çünkü Joe Biden'ı şu an görüyorsun. Yani sahnede ciddi anlamda 1,5 saat boyunca bile anda kalabilecek bir adam olmadığını gösterdi bence. Evet. Aynı zamanda RFK'ye dokunmak istiyorum biraz. Sen RFK dedin. Bilmiyorum eğer RFK'nin %10-15 oy potansiyeli var mı? Tamam olabilir. Ama önemli olan şu. Demokrat ve bağımsız seçmenlere şimdi ciddi ciddi alternatiflere bakacak. Eğer bu gece böyle gidiyorsa ileride bir tane daha münazara olacak. O münazara da ne olur ne biter bilmiyoruz. Belki Biden biraz toparlayabilir ama bu yani bu gece o kadar kötüydü ki artık alternatif arayışı başlayacak demokratlarda ve... Tam oraya gelmek istiyorum. Bunu sana tekrardan soracağım. Şimdi bu alternatif arayışı dedik ya. Burada bence manidar olan bir konu var. O da bu münazaranın yapılış tarihi. Haziran sonu. Daha Republican Convention yapılmamış. Yani bu Demokrat. Conventionlar nedir? Hani net olarak artık adayın belli olduğu toplantılar, mitingler. Demokrat mitingine 15 gün falan var. Ağustos'un birinci bir ikinci haftası arası bir şey. 9 Ağustos tarzı olması lazım. Biraz açıklayalım Demokrat Kongresi nedir? Demokrat Kongresi şu. Bütün eyaletler ön seçimlerini yapar. Ondan sonra delegelerini yani adayları seçmek, bir adayı seçmek üzere kongreye gönderirler. Ve orada aslen o partinin başkan adayı seçilir. Şimdi dünkü münazaradan sonra MSNBC'deki ve CNN'deki bütün yorumcular Biden'a bir anda sırtlarını döndüler. Çok doğal. Ve böyle yumuşak eleştiriler de değil. Yani bugün kötüydü falan değil. Direkt olarak. Rachel Maddow bile döndüyse artık arkasına. Evet ve bunu Biden kendini toparlamadan ziyade biz alternatiflere bakmalıyız yönünde bir serzenişleri vardı. Evet. Ve burada da kongrede yaklaştığı için insan acaba mı diye soruyor. Burada sana şunu sormak istiyorum. Zamanlama sence manidar mıydı? Bu münazarayı tarihini kabul etmesi demokratların normal miydi? Bu bir strateji olabilir mi? Çünkü buna yönelik de çok teoriler okudum. Hani Biden'a bir şans verip kötü olduğunu gördükten sonra bunu bir bahane olarak kullanıp aday değiştirme yolunda ilerleyebilir diye demokratlar. Ama popüler düşünce bunun olmayacağı yönünde.
ve bunların bir tesadüf olduğu yönünde. Şimdi senin de fikrini merak ediyorum. Ya burada biraz komplo teorilerine giriyoruz ama ben komplo teorilerine girmeyi severim. Bence kesinlikle. Çünkü genelde başkanlık münazaraları Eylül'de olur, Ekim'de olur. Yani bu kadar erken olmaz. Daha DNC kongresi bile olmadı. Yani neden bu tarihte münazara yapıyoruz? Çok basit. Çünkü millet bir görmek istiyor. Ama Biden yapabiliyor mu? Ve bu akşam yapamadığını gördük. Yani burada potansiyel olarak ne olabilir? Şimdi bir, DNC kongresinde delegeler oylarını da değiştirebilir. Delegeler oylarını değiştirirse ve başka bir adaya giderse o zaman o partinin başkan adayı olur. Ya bunu da eklemek lazım. Bu ne kadar mümkün? Çok bilmiyorum. Çünkü genellikle Amerika'da Amerikan başkanı partinin başkanıdır aynı zamanda. Yani yasaktır teknik olarak ama pratikte öyledir. Şuradayım ben de. Hı hı. Şimdi zaten Biden konusunda çekinceleri olan ve daha sola yakın yorumcuların yorumlarını izlediğimde dün zaten tamamen bir yangın yeri ortalık. Hani şimdi başlıyoruz, bugün başlıyoruz. Hani Bernie Sanders diye tweet atanlar olsun, Gavin Newsom'u göreve çağıranlar, Kaliforniya valisini göreve çağıranlar olsun. Her kafadan farklı bir ses çıkma olayı söz konusu. Aynen. Hatta bir dakika bana Guardian'dan aldıklarını söyleyeyim hemen. Potansiyel Biden'ın yerine geçebilecek. Guardian şöyle yazmış. Gretchen Whitmer, Sherrod Brown, Dean Phillips, J.B. Pritzker, Kamala ve en son Gavin. Potansiyel adaydan bahsetmişler. Bir kere Guardian'a katılmıyorum diyelim. Guardian için eleştirilerim var ama burada bir isim var. Senin de söylediğin bir isim. Gavin Newsom. Çünkü Amerikan başkanlığı bir popülerite yarışıdır ve eğer ismin bilinmiyorsa ya J.B. Pritzker kim ben bile bilmiyorum. Hadi Sherrod Brown, D. Phillips'i daha önce duydum ama bir Kamala olmasına imkan yok. Kamala şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri tarihinde en gayri popüler başkan yardımcısı. Ama Gavin Newsom olabilir. Çünkü Gavin Newsom tanınıyor, biliniyor. Kaliforniya valisi kendisi. Trump'a karşı daha çok şanslı olduğunu inanıyorsun. Ya yani şuradan hemen eğer varsa bir tane anket çıkartayım bir saniye. Ya yani bu biraz eski bir anket ama KTLA'nın yaptığı bir ankete göre hata payı %3 artı eksi. Gavin Newsom 53, Donald Trump 35 ve kararsız %13. Yani Gavin Newsom %53 alıyor Trump'ın 35'ine karşı. Hadi %13'te RFK'ye var ama bu hiçbir şey değiştirmez yani. Biden'dan daha yüksek gözükecek. Ya Biden'dan daha yüksek ama herhangi bir jenerik demokrat yani Biden'dan daha yüksek geliyor. Çünkü Biden'ı istemiyorlar. Yani Biden'da açık konuşalım 2020'de partinin bir dayatmasıydı. Kimse Biden'ı istemiyordu aslında. Hatta Obama Biden'a kulis haberlerine göre Joe bunu yapmak zorunda değilsin dedi. Yani evet. Orada tabii ki Bernie Sanders kazanmasın diye devreye girdiler. Bernie Sanders çünkü sosyal demokrat. Demokratlar sosyal demokrat değil. Onlar neoliberal. Burada şöyle bir şey var. Mesela Cenk Uygur'un programını izledim. Şöyle bir argümanla geliyor. Eğer Biden aday olmazsa çevresi güçlerini kaybedecek, çevresi güçlerini kaybedeceğini düşünüyor. Bu yüzden de Beyaz Saray'dan kimseden çıt çıkmıyor diyor. Ve bu beni o kadar fazla bizim ülkemize götürdü ki seçim sürecinde ya anlatamam. Ve Amerika'daki demokratların yaşadığı şeyi benzer tepkilerini Türkiye'de de yaşandığı dönemi de hatırladığım için sanki böyle bir şey yaşıyorum yani dejavu yaşıyorum. Her böyle yorumları dinlediğimde Cenk Uygur'un, Young Turks'un yorumlarını dinlediğimde bu şekilde. Yani ben de bu saatten sonra Biden yerine gelebilecek herhangi bir adayın Biden'dan Kamala hariç bak. Everyone but Kamala diyorlar yani. Evet, çok haklı söylüyorlar bu arada. Yani iki kişi var belki Trump'a kaybedecek. Biri Biden, biri Kamala. Onun dışında bir tane daha var. Kim? Michelle Obama mı? Hillary Clinton. Hillary Clinton evet. Evet. Bir kere ya, kaybetti, iki kere niye tamam, kaybetti? Şu anda düşünüyordur biliyor musun? Acaba Biden'ın yerine geçebilir miyim diye. Ya ama ben şeyi merak ediyorum. Bu ne kadar böyle fısıldaşmalar medya üzerinde sadece ya da insanların anlık reaksiyonları ve ne kadar ciddiyete dökülebilir? Biden'ı değiştirme noktası. Ya bu sadece medyada insanların gündem olsun diye tartışacağı bir konu olarak mı kalacak? Yoksa gerçekten masaya yatırılacak mı? Benim şu bir aylık süreçte en çok merak ettiğim konu bu Murat. Bence kesinlikle masaya yatırılacak. Yani bu münazaraların öne alınması bence DNC tarafından masaya yatırılması için zaten bir motive edici etkendi. Yoksa yani münazaraları bu kadar öne almanın hiçbir manası yok anladın mı? Çünkü millet münazaraları unutur. Aylar geçer. Yani burada kaç ay var? 4 ay mı var? Yani 4 ay bile kalmadı. Ya 4 ay bile kalmadı. 4 ay kaldı. 4 ay kaldı değil mi? Yani 4 ay siyasette bir ömürdür.
Yani bir okyanustur. Yani çok uzun bir süre siyasette ve millet balık hafızalıdır. Yani 4 ay sonra bunu unutursun. Yani bunun tek motivasyonu şu olabilir: bakalım yapabiliyor mu ve bugün yapamadığını gördük. Ama ve aynı zamanda Cenk Uygur'a şöyle bir karşı çıkacağım. Bu arada Cenk abimiz Young Turks'ün kurucusu ve aynı zamanda başkanlığa oynadı. Neyse, şöyle karşı çıkıyorum. Kulis haberlerine göre Biden o kadar stubborn olmuş ki artık. Stubborn neydi? İnatçı. İnatçı. Biden artık o kadar inatçılaşmış ki yani etrafındaki insanları da dinlemiyor kulis haberlerine göre. Kimi birisi ona gelip lütfen adaylığını çek dediği zaman da ona kızıyor ve bağırıyor. Kulis haberleri böyle ve şunu söylemem gerekiyor. Benim anneannem de 86 yaşında ve... Allah uzun ömür versin. İnşallah, teşekkür ederim. Ya son olarak Biden için en zor şeyin ne olduğunu, inandırması en zor olan şeyin ne olduğunu açıklamak istiyorum sadece. Şu an bir anket yapalım Amerika'da. Hı-hı. Ya da dünyanın herhangi bir yerinde. Joe Biden, Trump isimlerini bilen ve 3 aşağı 5 yukarı birkaç videolarını izlemiş herhangi bir insan toplumuna soralım. Joe Biden seçildiği takdirde, bak ben sadece şeyi söylemiyorum, mental sağlığını koruması açısından demiyorum, 2028'e kadar yaşayacağını düşünen yüzde kaç çıkar? Amerika'da soralım. Joe Biden seçilirse 2028'e kadar hayatta kalır sorusunu soralım. Çıkacak sonuç %30-%35 arasından fazlası olmaz. Ve bu ne kadar büyük bir handikap olduğunu insanların anlaması gerekiyor bence Murat. Yani diyorsun ki ben bir adama oy veriyorum ama bu 4 sene içerisinde ölme ihtimalini de yüksek görüyorum. Ya sen ülkenin anahtarını 4 sene içerisinde ölme ihtimalini yüksek gördüğün bir insana teslim etmeye okey misin? Yoksa buna karşı mı çıkıyorsun diye sorabiliyorlar. Ve bu da çok enteresan çünkü Trump gibi aslında çok kutuplaştırıcı bir figürün karşısında hani ne olursa olsun birini koyalım kazanalım noktasında çıkarttıkları ismin Joe Biden olması bence demokratlar açısından en büyük eleştiri konusu ve eleştiren insanları da ben bireysel olarak %100 haklı buluyorum. Onu hemen destekleyen bir tane CBS News Poll'dan bir anket vereyim. Adaylardan hangisi başkanlık görevini yapabilmek için mental ve fiziksel sağlığa sahip? %42 sadece Donald Trump diyor. %27 sadece Joe Biden diyor. %23 hiçbiri diyor. %8'i de ikisi de diyor. Yani burada... %35'ten yüksek çıkmıyor Joe Biden. Yani. Ki bu hani diyelim bir de ölmez. Yani görevi getiremez ama ölmezden de %5 ekleyelim. Yani %60'ı ülkenin falan Joe Biden'ın bence 2028'e kadar öleceğini düşünüyor zaten. Evet. Öyle ya, yani. Ya bunu çok Joe Biden'ın mental sağlığı üzerine yaptık konuşmayı. Ama biraz da ben konteks konuşmak istiyorum. Çünkü bu debate'te Joe Biden'ın Trump'ı 12'den vurması gereken yerler vardı. Ve vuramadı. Özellikle... Ne demişlerdi? Ben seni golf'te yenerim dedi bir yerde. Evet. Onun paketi varsa hemen verelim. Just take a look at what he says he is and take a look at what he is. Look, I'd be happy to have a driving contest with him. The reason I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And but by the way, I told you before I'm happy to play golf if you carry your own bag. Think you can do it? That's the biggest lie that he's a 6 handicap of all. Ya bu golf muhabbeti. Şimdi benim golf muhabbeti deyince aklıma şu geliyor. Suudi Arabistan'ın Live Golf Event diye bir golf turnuvası var. Ve bu golf turnuvaları sadece Trump Golf Club'larda yapılıyor. Sadece, başka hiçbir yerde yapılmıyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan diplomatları geldiği zaman Trump başkanlık döneminde sadece Trump otellerinde kaldılar. Jared Kushner, Trump'ın damadı, şu anda soruşturma altında. Soruşturma altında olmasının sebebi şu: suçlamalara göre Jared Kushner Suudi Arabistan Krallığı'na istihbarat sızdırdı. Ve şuna gelelim. Jared Kushner Amerikan tarihindeki en büyük gayrimenkul yatırım hatalarından bir tanesini yaptı. New York'ta 2 milyar dolara bir bina satın aldı ve Covid patladığı zaman o binanın ederi 600 milyon dolara düştü. Ve Jared Kushner'ı bu iflas ettirecek durumdan kim kurtardı dersin? Sence? Suudi Arabistanlı yatırımcılar. Şaşırtıcı. Aynı zamanda Jared Kushner'ın Muhammed Bin Salman'a sızdırdığı bu döküman şuydu. Rivayetlere göre bu dökümanda Amerikan istihbaratına bilgi veren Muhammed Bin Salman'a karşı muhalif olan kişilerin isimleri vardı. Yani Jared Kushner Suudi Arabistan'a Amerikan ajanlarının isimlerini verdi ve onların hepsi şu anda tutuklu.
yani Biden'ın aslında kaşıyabileceği çok alan vardı galiba. Ya buradan vursana adam belli ki Suudi Arabistan'dan rüşvet alıyor. Yani Trump başa gelirse aynı zamanda bir güvenlik sorunu olacak, bir istihbarat sorunu olacak. Peki bunları geçtik diyelim. Sen bir istihbarat şefi olarak Trump'a nasıl istihbarat götürebilirsin? Nasıl güvenebilirsin? Başka birine vermeyeceğini. Ve tekrardan hatırlatalım. Trump Mar-a-Lago'daki evinde binlerce gizli dokümanla yakalandı. Ve o dokümanları sağa sola herkese gösteriyordu. Yani bu kadar büyük bir istihbarat sorunu olamaz. Yani FBI kaç kere dedi, beyefendi sizde gizli doküman var. Bunları elinizde bulundurma hakkınız yok. Bunlar devlet sırrıdır. Bunları bize geri verin. Trump kaç kere FBI'ye yalan söyledi. Ondan sonra hayır efendim bu dokümanlar benimdir, geri vermeyeceğim diye tepki gösterdi. En sonunda gittiler adamın evini aradılar. Tuvalete bile gizli doküman koymuş. Evet. Yani bir de tabii İsrail konusu var. O da konuda da bence en başta bunları değinmedik ama İsrail konusunda da Biden'ın da bence açıkları vardı ama Trump bayağı Filistinli kelimesini hakaret gibi kullandı evet. Biden'a karşı. Onu da ekrana getirelim. Israel and Hamas. Israel's the one that wants to go. He said the only one who wants to keep going is Hamas. Actually, Israel is the one and you should let him go and let him finish the job. He doesn't want to do it. He's become like a Palestinian, but they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one. Evet. Konu hakkında ne söylemek istersin? Ya bak aslında Trump bir cumhuriyetçi olduğu için İsrail'i desteklemesini ben şaşırmıyorum. Ve onun seçmeni de tabii ki İsrail'i destekliyor. Çünkü evangelist Hristiyanlar İsrail'i destekler belli işte rivayetleri olduğu için. Bu onların bir mitolojisinin bir parçası. Ama ben burada esasen Biden'a kızıyorum. Bak itiraf ediyorum. İlk İsrail-Filistin savaşı patladığı zaman ben bunun bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum, tahmin etmedim. Ama Biden burada o kadar kötü bir politika izledi ki yani genç seçmenlerin oyunun %30'unu kaybetti. İsrail'e hala silah desteği ve para desteği verdiği için. Ve Biden'ın burada mazereti neydi? 2000 poundluk bomba satmayı bıraktık. Abicim peki ama hala 1000 poundluk bomba satıyorsun. Yani 1000 pound 500 kilo eder. Ya 500 kiloluk bombaları da satma. Adamlar orada soykırım yapıyor. Sen hala mırın kırın yapıyorsun. Yani böyle bir şey olmaz. Tabii ki oy kaybedersin. Ve hatta ben şunu söyleyeyim. Ben bu seçimde Biden'a oy vermemeyi düşünüyordum. Ve bunun tek sebebi İsrail ve Filistin'di. Yani oradaki izlediği politikayla beraber yani belli bir duruşu olmaması. Ve en azından seni ikna edebilmesi lazım. Ya beni ikna, ya artık beni ikna edemez bence. Ve şöyle çok kötü bir politika izledi. Bak kendi partinin içerisinde eğer bölücü bir olay varsa yokmuş gibi davranırsın. Yani o olayın üstüne gitmezsin. Yani İsrail-Filistin savaşı patladıktan sonra Biden televizyona çıktı ve herkesin gözünün içine baka baka dedi ki ben bir Ziyonistim. Neden? Yani kendi partinin içerisinde bölücü bir şey var. Topu başka bir yere at, ekonomiye at, şuna at. Trump'ın da bir dünya davası geçiyor. Yani ondan konuş ama bundan konuşmamaya gayret et. Tabii ki eninde sonunda bir şekilde değinmen lazım ama bu kadar yanlış bir duruş olması çok saçmaydı. Birkaç tane ankete bakalım. Demokratlar Ekim ayında %44 oranında İsrail'i desteklerken şimdi 32 oranında İsrail'i destekliyor ve %46 oranında da şu anda Filistin'i destekliyorlar. Evet. Yani aslında önemli bir değişim var ama bu değişime en azından yönlenmesi gereken bir başkan adayı var ve yönlenmiyor. Evet. Yani burada Biden'ın neden hala ısrarla bu politikayı takip ettiğini gerçekten bilmiyorum. Biden hem kendi kendine ayağından vuruyor hem bu görevi üstlenebileceği yani gerçekten muallakta kimseye güven veremedi. Ve dediğim gibi yani bu münazaradan sonra Biden anketlerde en aşağı 3-4 puan düşmezse ben çok şaşırırım. Evet bakalım bundan sonra ne olacak ama bu önemli bir kırılma noktası olabilir Amerika seçimleri için. Ve bu kırılma noktasından sonra da aylar sonra tekrardan bu programı özellikle seninle yaptığım için de çok mutluyum. Bence çok önemli bir noktada geri döndük. Tabii Kasım'a kadar da yoğun bir Amerika siyaseti sunacağız Medyascope izleyicilerine. Bunu da şimdiden duyuralım. Evet. Neyse bu şekilde kapatalım mı? Bu şekilde kapatalım. Evet bu akşam çok konuştuk, çok tartıştık. Ben biraz yükseldim onun için özür dilerim. Fakat gerçekten beklemediğimiz bir gece oldu. Ama tekrardan bize katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. Ve ben Murat Türsan. Ben Ali Deniz Çakır. Yayından çıkmadan önce de yorumlarda kendi münazara hakkındaki fikirlerinizi de belirtirseniz harika olur. Ve teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.